Oylar kullanıldı, neler söylemek istersiniz? Vatandaşlık görevini yaptık her zaman olduğu gibi. Şimdi seçileceklerinde görevlerini yapmasını bekleyeceğiz. En iyi şekilde, en doğru şekilde beklentimiz bu. Yani hayırlı uğurlu olsun diyoruz dediğim. Size sormak istiyoruz efendim. Birçok ünlümüze sorduk. Son dönemde sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim siyasete daha fazla yakın olmaya başladı. Aday gösterilenler var. Neler söylemek istersiniz? Vallahi ben kişisel olarak benim böyle bir şey tercihim değil. Biz zaten vazifemizi sahnede yapıyoruz yani. Ama bu işe gönül verenleri ya da orada faydalı olacağına inananları da saygıyla karşılıyoruz tabii, ama bireysel olarak baktığın zaman yani bizim böyle bir tercihimiz olmaz. Ondan sonra da olamaz. Bizim yerimiz sahne. Yani babamın dediği gibi Neşet Uygur şunu derdi, bizim cephemiz sahne derdi. O yüzden orada devam ediyoruz. Şeye sormak istiyoruz, videolar çekiliyor, sosyal medyadan paylaşılıyor. Aslında ufak ufak mini skeçler gibi. Konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Nasıl skeçler gibi? Sosyal medyanızda paylaşımlar yapıyorsunuz efendim. Evet, kendi paylaşımlarınız. Anlık ya, artık sosyal medyada bizim oradaki takipçilerimizi, izleyenleri de hoşça vakit getirsin. Bazı konularda da fikir sahibi yapacak, eğlenceli paylaşımlar yapıyoruz. Bu kimi zaman gündemle ilgili oluyor, kimi zaman başka konularla ilgili oluyor. Sonuç itibariyle orada da böyle bir soru işaretleri bırakabiliyorsak, bazı konularda ayna olabiliyorsak ne mutlu. Yani sahnenin küçük bir parçasını orada da yapıyoruz. Sosyal medyayı eğlenceli ve bilgilendirici kullandığımız zaman tatlı bir yer, güzel bir yer sosyal medya. Süheyl Uygur geldi. Gidiyor musun? O da oyunu vermeye gidiyor. Bir arkadaşım, sen Rey'ini kullandın mı dedi. Oğlum yıl olmuş 2024. Rey demiyorlar, oy diyorlar. Var mı başka bir şey? Yok, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.